Değerli arkadaşlar, herkese selam olsun. Az evvel bir video izledim bir sosyal medya platformunda. Doktorlarla ilgili, Almanya'ya Türkiye'den gelenlerle ilgili yorumları var birisinin. Onunla ilgili yorumları önce izleyelim. Daha sonra kendisiyle ilgili fikirlerimizi paylaşalım. Bu gibi yanlış algılara bizim büyüklerimiz, akrabalarımız, çevremiz, Türkiye'de olanlar, Almanya'yı daha tecrübe etmemiş olanlar, yakından görmemiş olanlar, bizzat ziyaret etmemiş olanlar, inanabilir diye birkaç düzeltme yapacağım Şimdi önce video izleyelim. Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım. İşte Almanya'ya geldim diyerek güya burada Almanya'daki yaşamın ne kadar güzel olduğunu, işte arabasını göstererek güya ev satın aldığını iddia ederek evini gösteren Türkiye'den gelen birçok insanı görüyoruz sosyal medya ortamında. Bu insanların çoğu mavi yakalı dediğimiz eğitimli kişiler, mühendisler, doktorlar, hemşireler falan. İnanın bana buraya Almanya'ya geldiklerine bu insanların %90'ı pişman oldu. Çünkü Almanya'da hayatın ne kadar zor olduğunu bizzat gördüler. Özellikle doktorlar hastanelerde iş yoğunluğunun ne kadar fazla olduğunu, iş disiplininin Türkiye'den 10 kat, 20 kat daha fazla olduğunu birebir yaşayarak öğrendiler. Tabii Türkiye'yi terk ettikleri için her şeylerini satıp yeni bir hayata başlamak için Almanya'ya geldiklerinden e, hayal kırıklığına uğradık. Almanya beklediğimiz gibi bir ülke değilmiş. Burada da yaşam çok zormuş diyemedikleri için e, ısrarla Almanya şöyle güzel, Almanya böyle güzel diyerek Almanya güzellemesi yapıyorlar. Ancak ben şahsen birçok doktorun Türkiye'den geldiğime pişman oldum. Evet burada maaşlar Türkiye'den çok çok daha iyi. Ancak yaşam şartları hiç de kolay değil. En az 1200-1500 euro ev kirası ödüyoruz. Aldığımız maaş belki 4 bin belki 5 bin euro. Ancak mutfak masrafları, araba masrafları benzin masrafı, telefon giderleri doğalgaz, elektrik derken aldığımız para neredeyse tamamen normal yaşantımıza ancak yetiyor diyen birçok doktor biliyorum. Mavi yakalıları özellikle her söylediğine inanmayın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Arkadaşlar hepimize saygılarını da sundu. Kuşlarım kendinden geçiyor. Hepimize saygıların sundu ve videoyu bitirdi. İzlediniz. Başlangıçta bahsettiği konu buraya Türkiye'den gelip e, Örnek verdiği kişi bir doktor. Örnek verdiği kişiler doktorlar. Ne yapıyorlarmış? Maaşları biraz daha iyi olsa dahi Türkiye'den buraya geldiklerinde Mutsuz oluyorlarmış yine de. Ağır iş yükü varmış. Hemşireler, doktorlar çok yoruluyorlarmış, yıpranıyorlarmış. Buna bir cevap verelim. Arkadaşlar, doktor arkadaşlarım var benim. Kendileri buraya geldiklerinde objektif olarak kendine soruyorum, nasıl kıyaslıyorsun diye. Çok basit bir cevabı var. Biz burada dayak yemiyoruz. Biz burada öldürülme riskine karşı karşıya gelmiyoruz. Biz burada işimizi yapıyoruz. İşimizi yaptığımız için para kazanıyoruz diyorlar. İlk kriter onlar için buydu. İkinci kriter doktorların çalışma şartları. Beyefendinin söylediği Gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'deki doktorlar günde her 10 dakikada bir hastayı kontrol edip göndermek durumunda kalıyorlar hasta yoğunluğundan dolayı. Biliyorsunuz ne kadar çok sıra var hastanelerde, randevular ne kadar geç alınabiliyor. Bunun bir sebebi de doktor yetersizliği. Doktorlar günde bir 100'den, 150'den, 200'den belki fazla hasta bakıyorlar günde. Burada hiç öyle bir durum yok. Ee, i̇lla ki burada da çalışılıyor, illa ki burada da efor sarf ediliyor, kimse bedavaya çalışmıyor. Fakat e, hastaya bakıyor ve en azından o hastaya gerekli ilgi alakayı gösterebilecek bir zamana sahip oluyor. Bu da mesleki tatminiyet açısından doktorlar için mutluluk verici bir konu. Ee, sonra doktorlar burada arkadaşlar Türkiye'den çok daha fazla kazanmıyorlar. Bu yanlış bir algı. Buranın yaşam koşullarına göre doktorlar mühendislerle benzer fiyatlarda maaşlar kazanıyorlar. Türkiye'de ise son zamanlarda, son zamlardan sonra, geçen seneki isyanlardan sonra doktorların maaşı gayet e, kayda değer noktada artış gösterdi. Maaş konusunda şu anda kıyaslamak mantıksız. Türkiye'deki maaşlar buradaki maaşlardan, doktorlar açısından iyi şartlara geldi diyebilirim. Ama gelenler zaten maaş kaygısından dolayı gelmiyorlardı. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Bu mavi yaka diyor, onu karıştırıyor. Mavi kartlılar demek istiyor. Blue card. Bu da nitelikli göçmenlere verilen bir statü. Bir statü sahibi diye söylemiyorum. Orada bir karışıklık yapmış. Mavi yaka normalde işçiler için kullanılan bir tabirdir. Türkiye'de fabrikalarda çalışanlar bunu bilirler. Benim de fabrikada tecrübem olduğu için oradan bilebiliyorum. Arkadaşlar buraya gelme amacı insanların Türkiye'deki maaşların yetersiz olması değil. Kafanızdan bunu çıkartın, atın. Buraya gelme sebebi insanların bir yorumda da hanımefendinin bir tanesinin yazdığı gibi çocukların okula gitmek için para ödendiği bir ortamda, mecburen ödendiği bir ortamda bunu istemeyen velilerin ödendiği takdirde de aldıkları eğitim kalitesinden memnun olmayan velilerin kendilerini yurt dışında ücretsiz eğitim verilen ülkelere geçmesi çok da yadırganacak bir durum değil takdir edersiniz ki. Eğer ki karı koca çalışıyorsa çocuklar okul çağına geldilerse sizler çocuğunuzu ya kreşe vermek özür diliyorum ya e, bir bakıcı tutmak zorundasınız devlet okuluna verdiğiniz takdirde öğleden sonra çünkü çocuk eve gelecek ya anneniz babanız sizin evinizde çocuklarınızla ilgilenmek zorunda kalacak ya da çocuğu kalitesinden bağımsız bir şekilde özel okula vermek zorundasınız. Bu durumda ne oluyor? Ya siz annenizi babanızı kitliyorsunuz. Onlar da istemiyor olabilir, mecbur kalıyor olabilir. Ya siz bakıcıya tonla para veriyorsunuz. Biliyorsunuz ki bakıcılar iyi insan var, kötü insan var. İnsan bu. Ya da özel okullara veriyorsunuz. E, durumunuz iyi değilse orta halli bir özel okula veriyorsunuz. Atanamamış, atanmayı bekleyen, atanma hayaliyle, devlet okuluna çalışma hayaliyle orada Atanma sürecine kadar olan dönemi e, kapatmaya çalışan öğretmenler. Bu öğretmenler mutsuz öğretmenler. Bu öğretmenler asgari ücret civarında bir miktar daha fazla maaş alan öğretmenler. Çocuğunuza bu insanlar eğitim veriyor. Bizler de gelmeden evvel bu koşullardaydık. Ve çocuklarımızın geleceği için bu taraflara geldik. Şimdi burada en başta videonun başında ne diyordu e, beyefendi? Aldığı arabalarla, aldığı olduğunu iddia ettiği evlerle işte sizlere gösteriyorlar aslında durum böyle değil diyor ya. Tamamen yanlış e, yanlış. Yanlı bir, yanlış bir video çekiyor niye bilmiyorum. Arkadaşlar burada biz geldiğimizde 2020 yılının yılı Eylül ayında faiz oranları 1.4'tü. Bu faizi oranı aylık değil arkadaşlar yıllık. Bizler 500 bin euro civarında bir ev satın aldık. Bir buçuk yıl sonra geldiğimizden hemen bir buçuk yıl sonra. Ve 500 bin euro civarındaki evin toplam Ödemesi 27 yıl sürecek. 27 yıl. Öyle 10 yıl gibi değil. Bakın Türkiye daha iyiymiş değil mi? İşte böyle kıyaslarsanız yanılırsınız. Lütfen hesabı kitabı en sonundaki kalemlere göre yapın. Biz 27 yıl boyunca bu evin borcunu ödeyeceğiz. Duy du yanlış duymadınız bu evin değeri 500 bin euro civarında. Ha, şu anda gördüğünüz ev. Ödeyeceğimiz faiz miktarı sizler için kritik olmalı arkadaşlar. Bu evin faiz oranı %1.4'ten hesap edildiğinde toplam 59.000 euro. Yanlış duymadınız hemen hemen %10 kadar faiz ödeyeceğiz biz bu eve. Ve 27 yılda bu ev ödeyeceğimiz için aylık olarak ödediğimiz miktar hemen hemen bu gibi bir evin kirasına eş değer. Ne oldu? Kiraya gibi, kira öder gibi ev sahibi olduk. Düşük faiz oranlarıyla. Bugün bu oranlar yükseldi. Ama Türkiye'de de yükseldi, dünyada da yükseldi, her yerde yükseldi. Ben bugünü kıyaslamıyorum. İki sene evveli söylüyorum, üç sene evveli söylüyorum. İşte e, sizleri yanıltmaya çalışan insanlar var elbette. Bir de bizim gibi gurbetçileri kötü göstermeye çalışan insanlar da olacaktır. Arkadaşlar herkes e, hayatını gösterişten ibaret e, zannetmiyor. İnsanlar bir amaç uğruna bir yerden bir yere göç ediyorlar. Bizler göç etmedik, bizler taşındık. Ankara'dan İstanbul'a taşınıyormuş gibi. İstanbul'dan Berlin'e taşındım ben. Daha sonra başka bir şehre geldim. Bizler için bu konular çok zor değil arkadaşlar. Ve bizlere de kötü görmenize gerek yok Türkiye'den izleyen insanlar için söylüyorum. Ne yapsaydık yani? Buraya gelip biz hayatımızı değiştirdik, çocuklarımızın hayatı değişti, sıfırdan dil öğrenmeye başladılar. Bizler de zorlanıyoruz. Ne için zorlanıyoruz? Herkes kendi hayatının iyi olması için bir şeyler yapıyor, bir fedakarlıklar veriyor. Ne demiş Mustafa Keser? hayatlarının bir bölümünde fedakarlık yapmayan insanlar hayatlarının tamamında fedakarca yaşamak zorunda kalırlar diye. İşte biz de bu kuşlar inşallah sizi rahatsız etmiyordur. Bayağı bir güzel ötüyorlar. Biz de hayatımızın bir bölümünü feda ettik. Bu fedakarlık çocukların okula başlama dönemi, alışma dönemi, bizlerin Almanca öğrenme dönemi olarak nitelendirilebilir. Ama karşılığında kazancımız kazandık arkadaşlar. Maaşımızı kazandık işimiz nitelikli olduğu için bizleri bu tarafa e, gelme noktasında iş yerleri beğendiler. Bu da bir şeydir arkadaşlar. Yani her elin kolunu sallayan da gelemiyor. Eğer ki başarılı, başarılıysanız, e, kabiliyetliyseniz mesleğinizde, dil, diliniz varsa, e, konuşabiliyorsanız, ikna edebiliyorsanız mülakatlarda iş sahibi olabiliyorsunuz. Türkiye'de de öyle biliyorsunuz. Buranın da kendine göre gereklilikleri var. Kendi dili var kendi ortamı var. Siz eğer buraya uygunsanız sizi işe kabul ediyorlar. Doktorlar da aynı şekilde. Ne aşamalardan geçiyorlar? Bizim geldiğimizden çok daha zor şartlarda geliyor doktorlar. Onlar bir kere C1 seviyesine dil bilmek zorundalar. Almancalarını ispat ettikten sonra bir de mesleki bir sınava daha giriyorlar. Uzman değilim ama bu işte bu iki sınava girdiklerini biliyorum. Ben buraya gelirken herhangi bir dil sınavını vermek zorunda kalmadan geldim. İngilizce bilerek geldim tabii default olarak. İngilizce bilmek gerekiyor. Daha sonrasında mesleki tecrübemiz ilerledikçe, vatandaşlık gibi süreçleri hızlandırmak için sertifikası aldık. Dolayısıyla arkadaşlar, sizleri yanıltmaya çalışan insanların videolarına, zaten akıllı başında insanlar bir kişinin söylediğine göre bir şeylere ikna olmazlar. Sadece sizlere bu gibi gördüğüm yanlışları düzeltmek için bir video paylaşıp sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Beni desteklemeye devam edin. Abone değilseniz izleyenler arasında abone sayısı oransal olarak çok düşük. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Selamlar. Çağbella.